Sıcaktı, sıcak, sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak, sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak, sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, bulutlar doluydular, bulutlar boşanacak, boşanacaktı. O kımıldanmadan baktı kayalardan, iki gözlü iki kartal gibi indi ovaya. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en büyük, en güzel, en seven kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak, sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı. Baktı Karaburun dağlarından o. Baktı bu toprağın sonundaki ufka çatarak kaşlarını. Kırlarda çocuk başlarını kanlı gelincikler gibi koparıp çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinde beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp. Bu gelen Şehzade Murat'tı. Hükmü Humayun sadır olmuştu ki Şehzade Murat'ın ismine. Aydın eline varıp Bedrettin Halifesi Mustafa'nın başına ine. Sıcaktı. Bedreddin Halifesi Mülhid Mustafa baktı. Baktı köylü Mustafa. Baktı korkmadan, kızmadan, gülmeden. Baktı dimdik, dosdoğru baktı. Sıcaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en büyük, en güzel, en seven kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı. Baktı. Bedreddin yiğitleri kayalardan ufka baktılar. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Bu kayalardan bakanlar onu, üzümü, inciri, narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları, ince belli aslan yeleli atlarıyla sınırsız ve duvarsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Sıcaktı. Baktı. Bedrettin yiğitleri baktılar ufka. Sıcaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, güzel kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, bulutlar doluydular. Neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere. Birdenbire gökten yağar, kayalardan dökülür, yerden biter gibi. Bu toprağın verdiği en son eser gibi. Bedreddin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. Dikişsiz ak libaslı, baş açık, yalnayak ve yalın kılıçtılar. Mübalağa cenk olundu. Aydın'ın Türk köylüleri, Sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları, 10.000 mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Bayrakları al yeşil, kalkanları kakma, tolgası tunç saflar pare pare edildi ama o
Boşanan yağmur içinde gün inerken akşama on binler iki bin kaldı. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en güzel, en seven, en büyük kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Sıcaktı, sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek alıp demiri boya gibi işleyip hep beraber hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, hep beraber, hep beraber, hep. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber, hep beraber yiyebilmek için. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber. Yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için on binler verdi sekiz binini. Yenildiler. Yenenler, yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını. Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen bu toprak, Edirne sarayında damızlanmış atların eşil dinallarıyla. Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu. Deme! Nesnenin önünde kafamla eğilirim ama bu yürek o bu dilden anlamaz pek. O hey gidi kambur felek hey. Hey gidi kahpe devran hey der. Ve teker teker bir an içinde omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri, yüzleri kan içinde geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak, geçer aydın ellerinden kara burun mağlupları.
dostlar. Biliyorum dostlar, biliyorum nerede, ne haldedir o. Biliyorum gitti gelmez bir daha. Biliyorum bir deve her gücünde kanayan bir çarmıha çırılçıplak bedeni mıhlıdır kollarından. Dostlar, 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 bırakın beni, bırakın beni dostlar, 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 dostlar. Bir varayım göreyim, göreyim Bedreddin kollarından Börklüce Mustafa'yı. Mustafa'yı boynu vurulacak 2000 adam, Mustafa ve çarmı, cellat, güdük ve satır, her şey hazır, her şey tamam. Kızıl sırma işlemeli bir haşa, altın özengiler kır bir at. Atın üstünde kalın kaşlı bir çocuk, Amasya padişahı Şehzade Sultan Murat. Ve yanında onun bilmem kaçıncı tuğuna ettiğim Bayezid Paşa. Satın çaldı cellat, çıplak boyunlar yarıldınlar gibi. Yeşil bir daldan düşen elmalar gibi bir bir ardına düştü başlar. Ve her baş düşerken yere çarmıhından Mustafa baktı son defa ve her yere düşen başın kılı depremedi. İriş dede sultanım, İriş. İriş dede sultanım, İriş. İriş dede sultanım, İriş. Dedi bir, başka bir söz demedi.